Evet, Kadir Rezil değil, Enem Arat benim de haftanın ikinci gün puanlamasıyla karşınızdayız. Herkes yemeklerin tadına, lezzetine baktı. Bakalım son gün alım. Haftanın ikinci günde toplam kaç puan olacak? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Haydi bakalım. Sakın ağzını açma, sus. Yok. Evet, buyurun. Herkes puanlarını versin. Biraz önce tahminini söyleyecek. Evet, buyurun. Ay, en zor yer. Aynur Hanım, buyurun puanınızı çevirin. Kadir Bey, benden başlamayın. Kendiniz karar veremedin. Şimdi siz öyle bir vermedin mi varsa, puanını? Verdim puanımı ama şu an iki dakika daha... Şöyle, sen önce bir çevir. Hayır. Çünkü daha sonra şey derler bak, puanı bile bizden de görüyor, veriyor derler. Bu tövbet altında kalma diye söylüyorum. Hayır, şu an değiştirebilir miyim göstermeden? Ya karar veremedim açıkçası. Gerçekten karar veremedim. Kız bu kadar zorlanacak nasıl değil mi? Nasıl ya? Yani yediklerimizi... Şöyle... Anla yedik ya yani değil mi? Bir dakika, aynen, yedik. Yedik. Beğendik veya beğenmedik, evet, doğru mu? Evet. Verin ya da vermeyin işte artık yani bir ama şey yapın. Ama şu an başka yani şey aklıma geldi. Başka hani... Şunu yedik söyleyeyim. Şimdi mesela Sibel ya da Hamitcan puanını çevirdiğinde siz o puanı gördükten sonra... Hayır, ben hayır değişmek hayır istiyorum hayır, derseniz... Tamam, bu sefer oturmadık ben diyecek herkes puanı bile bizden görüp bizden veriyor. Bizden esinleneceksiniz. Yani size böyle bir şey söylensin istemiyorum. Tamam, kararımı verdim. Aynur Hanım, evet, gösterir misiniz lütfen? Sizi bekliyoruz. Değiştirip gösterebilir miyim? Tamam, buyurun, değiştirin, gösterin. Değiştirecek ben mi? Anlamadım. Ben ilk değiştirdiğini de gördüm, ikinciyi de gördüm. Ne oldu? Aynen yani. Siz şimdi puanınızı bir çevirin. Göz ondan sonra tekrar sağ değiştirin. Sağ tarafı gayet rahat gördüm. İlki de gördüm. O gözle zaten görmemem mümkün mü maşallah? Bu iyiydi. Tamam. Peki şimdi Aynur Hanım, siz puanınızı bize bir açıklayın. Daha sonra değiştirin tekrar. Ama bize önce kaç puan verdiğinizi bir görelim. Buyur. Tamam. Ama değiştireceğim. Tabii tabii tabii. Bekliyoruz. Yok canım, yalan söyleyecek halim mi var? Hayır aşkım yani. Yok, şey bekliyoruz böyle... Tamam. Tamam. Hayır, sizin öz kararınız, karışamadım. Heyecanla bekliyoruz. Bir puan verdiniz. Evet, yani puanım bir puan verdim. Peki ama değiştirmek istiyorum şu buyurun an. Değiştirin başka şimdi. Aldım. Başka birisine mi vereceksiniz bir puanı? Neden değiştirmek istediniz? Belki fikri değil. Düşündünüz o kadar. En uzun ya siz düşündünüz. Aynen, bir dakika, aynen, ben de merak ediyorum. Strateji yapıyorsunuz ha şu anda siz. Hayır, bir puan kullanmak zorunda mıyız Kadir Bey? Yani bir puanı bir kere kullanabiliyoruz vermek, hayır, haftada. Başka, tamam, bir kere kullanacağım da. Bir saniye. Başka bütün hafta zorunda boyun, değilsiniz. Bütün hafta, hayır, 5 hiç kullanmıyor. Ben hayır, Aynur Hanım'ın adaletli olduğunu Kadir düşünmüyorum. Şu an siz plan kurdunuz aklınızda. Kadir Bey, bir saniye. Kadir Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Bir 5 gün boyunca biz yarışacağız değil mi? Evet. Bu 5 gün içinde bir puan vermek zorunda hayır, mıyım? Hayır, değilsiniz. Değilim, hayır, değil mi? Değilsiniz. Bu kadar hararetlenecek bir şey yok. Tek tek birbirimizi dinleyelim. Şimdi Aynur Hanım puanınızı siz değiştirin. O arada Hamitcan Bey dediniz ya, siz değiştirin. Aynur Hanım, bir plan var kafanızda. Hayır, plan falan yok. Siz puanınızı değiştirin, buyurun. Kesinlikle ben İçim plan... rahat etmedi. Tamam. Başka şey geldi. Ne gibi bir plan? Onu öğrenmek çünkü istiyorum. Çünkü bir puanı sadece haftada bir kişiye verebileceğimiz için... Vermeyebilirim onu da... de. Hayır. Yani siz öyle düşünüyorsunuz. Vermeyebilirim de derken yani o zaman neden biri yazdınız? Belki yarın bana veya bir sonraki aynen gün Sibel Hanım'a vereceksiniz. Biz yani bunu bilemeyiz ki. Sonuçta beğenmedim. Sona göre puan vereceğim. Beğendim. Sona göre puan vereceğim. Yani olmaz ki ama. Peki Aynur Hanım, buyurun puanınızı çevirin. Songül Hanım'a puanım iki. İki. Ay valla teşekkür ediyorum bu puan için. Bir gerçekten hiçbir masaya yani bakın aynen, çok büyük bir şey olmanca yakışmıyor. Kadir Bey, onu da değiştirmemin sebebi okey, de... teşekkür ederim. Evet çünkü bir tamam de... Songül Hanım... Buyur, iki mi verdiniz? İki okey, verdim. Tamam, peki teşekkürler. Biri versin demedik. Hani çok kararsız kaldı. Anladım. Biri verdi tekrar peki, çevirdim. Peki onun artık yoksa özgür bir... iradesi. Bu bir Sibel Hanım. Bir puanı sofra düzenine verdim. Onu unutmuştum. İçin, tamam buyurun. Ona verdim. Songül Hanım'a puanım iki. Evet, iki puan geldi. Salih abla, buyur puanını açıkla. Songül Hanım'a puanım bir. Hani bir puan bu kadar saat için yani yazık günah tamam mı? Gerçekten yazık günah. Yani mutfağa hiç girmemiş mi saydınız? Yani evet ama yani, çok ayıp yani ya. Yediklerimizin hiçbirinden memnunluk duymadım yani. Bu memnunlukla alakalı bir şey değil. Ay keşke düne dönseydim. Hani bu belki hani yaşının gençliğinden, tecrübe etmemişliğinden olabilir ama evet yani... Peki yarın bir gün menüyü hiç yetiştiremeyen evet, biri olursa, eksik menü çıkaran olursa? Aynen, ben o haksızlığı bana yani yapacak mısınız bana göre peki? Tatlar Kadir Bey şu an çok rahatsızım. Eksik bir menü gibi geliyor ya, zaten. Bir şey soracağım Kadir eksik Bey. Zaten. Yarın bir şey yani, eksik olsun eksik, siz hiç yani, yapamayacaksınız. Yani sofraya gelmek için. Nereden biliyorsunuz ben yapamayacağımı? Benim yapamayacağımı nereden biliyorsunuz? Üçünüz yaşayacaksınız değil mi mesela? Evet. Bir problem olacak, sinirleneceksiniz, oturup bağlayıp ben hiçbir şey yapmıyorum dediğinizde o bir puan nereden ne olacak? Nereden biliyorsunuz diyeceğimizi? Ama bakın şöyle bir şey gel. Ya ben burada niye yarışmacılar gördüm kusura bakmayın ama. O zaman demeyecek misiniz? E ben sana iki veriyorum. O bana ben puanımı oluyor vermek istiyorum. Buyurun Hamitcan Bey puanını içerisinde. Songül Hanım'a puanım iki. Ay teşekkür ederim. Gerçekten iki. Şu an mutlu oldum. En azından emeğimi hani hiçe saymadınız yani. Gerçekten evet, yani. Evet iki geldi. Toplamda kaç puana ulaştın Songül'cüğüm?
Ay, ben hani bunu şey o şekilde yorumlamayın yani. Ben hani çıkardın zaten akşam ben hayır, aynı kesinlikle şey, kesinlikle saat. Hayır peki. Kesinlikle. Salih Hanım'a verdiğim 3 puan için çok üzülüyorum. Benim masam 1 puan hak etmiyordu. Toplamda 7 puana ulaştın Songül. Eline koluna sağlık. Verdik. Mutfakta da elinden geleni yaptın. Eline koluna sağlık diyorum. Ya lütfen ya. Ne oldu? Gerçekten yani. Yorgunluk şimdi çıkıyor işte. Aynen. Aynur Hanım lütfen bizi de üzüyorsunuz ama. Aynen sonra. Puanlara mı ağlıyorsun? Yorgunluğuna mı ağlıyorsun? Ya ağlamak istemiyordum annesi deyip. Ya bak tamam kazanırsın kazanmasın ama ben bir haftadır çok uğraşıyorum. Bakın benim yakında çocuğum bırakacak bir yer yoktu. Benim ailem hatta çocuğumu bir yere bırakacağım diye benimle günlerdir kavga ediyorlar. Kızımın hatta bu hafta hastaneye bakılması gereken bir kanında mikrop vardı. Ona bile gidememiştim. Onu bile erteledim. Hani ben akşamları saat 11'de Gazi Mahallesi'ne bırakıp oradan geri gelip evi temizliyordum. Yani bu kadar sabah uğraşına rağmen böyle bir puan almak hoşuna ben gitmiyor. Ben hiç kimseye hani ya bak isterse kötü olsun olmasın hani kendim bile vermek istemiyorken ya Allah insana vicdan versin başka bir şey demiyorum. Ya onu vicdanla yargılamayalım. Damak tadıyla alakalı bir şey. Ay ağlamak istemiyorum zaten. Ama yarışmadayız zaten. Biz yani. Sizin temizliğinize zaten puan vermedik. Biz ay, sizin yemeklerinize puan verdik. Ya Allah yarını gerçekten hani eğer gönlüm temizse yarını çıkarsın ya da öbür gün hangisi yani kimseye puanla ilgili bir şey demek istemiyorum. İnşallah hani ya kimse yapamaz duruma gelmesin cidden. Çünkü çok emek sarf ediyoruz. Yarın anlayacaksınız zaten. Peki bakalım yarın Hamitcan'ın evindeyiz. Hamitcan haftanın tek erkek yarışmacısı. Evet. Ve diğer hanımların biraz üstüne gittiğini düşünüyor. Evet. Bakalım Hamitcan gününde dediği kadar iddialı mıymış? Evi temiz miymiş? Perdesinin arkasında örümcek peteğinin altında bir şeyler var mıymış? Hep birlikte göreceğiz. Yarın hazırsanız Hamitcan'ın evinde görüşmek dileğiyle. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Songülcüm iyi misin? Ay sinirim boşaldı. Bütün yorgunluk çıkıyor. Evet. Songül de biraz dinlensin, kendine gelsin. Rahat puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet, Songül Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Evi gayet güzeldi, ellerine sağlık. Ama mutfak konusunda hızlı olacağım diye her şeyi birbirine karıştırdı. Özellikle ben öyle bir kek çırpma asla görmedim. Börek içi hazırlar gibiydi. Tokat sarmasına gelince sarmanın içinin tuzu fazlaydı. Bunu önden onu söylemesi zaten apayrı bir olaydı. Geri kalanlarda da zaten bocaladı. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi puanımı veriyorum.